Fuzuli demiş ki ben de kutulu taraftarıyım. Aynen. Call of kutulu taraftarıyız. Bu kültün meda <laughs> şeyleriyiz. Yolcularıyız. Ee, Tabi abi PlayStation 1 de kopya oyun alıyorduk. Lakin fizikseldi. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey. Blacklist. Aa, ben de Corson oyun kullandım. Abi yani bizim e, kartuşlarımız yani ilk konsolların bile benim o e, videoda bahsetmiştim işte. Skol saati gibi oynanan bile şey dediğim hatta şu anda arkada duran LCD oyun ya bunların hepsi hep imitasyondu yani orijinalleri değildi abi millet Game Boy ile oynarken biz Tetris ile oynuyorduk millet gerçek NES ile oynarken biz e, kasetli atari dediğimiz atarilerle çakma Micro Genius veya Terminator 2 veya farklı farklı isimlerle isimlendirilmiş olan konsolları oynuyorduk ve onların hepsi korsandı. E daha sonra PlayStation 1 geldi ya ben PlayStation 1'i aldığım zaman gidip oyun alıyordum onların korsan olduğunu bile bilmiyordum bu arada çok çok sonradan öğrendim. Meğersem bütün bu PlayStation 1'ler hep çipli bize satılıyor. Yani orijinal mağazasından değil tabii ki ama dışarıdan aldığından çipli satıyor. Ben onları orijinal zannediyordum. Yıllar sonra mesela ee, ne oldu? Syphon Filter mesela Ben de 2 ve 3. Nerede burada şimdi? Bak göstereyim size abi. O kadar sevdim ki oyunları. Gittim kutulu olarak da aldım. E, Talha Gaz mematikonuna bir daha başvurduk abi. Gelecek. Şöyle göstereyim abi. Bak Syphon Filter. Şu bir. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Ben buradan göremiyorum. Ama Bu da Siphon Filter 2. Bunları da abi ben ee, dolar düşükken ve aynı zamanda bekarken İbe üzerinde açık arttırmayla almıştım. E şimdi alamıyorsun abi. Yani dolar inanılmaz ee, patladı gitti. E bir de evlisin. E işler de bizim için son iki senede ee, bir iyiyiz Allah'a şükür. Yani halimiz vaktimiz elinde. Kimseye muhtaç değiliz ama şey de değil. Nasıl diyeyim? biraz daha adımımızı dikkatli atmamız gereken bir sürece soktu bizi. Yine de Allah abi kim, kendinden başka kimseye muhtaç etmesin. Hele var ya bir de normal insana e, işin düşerse çok fena abi. Çok fena. E, neyse nereden nereye geldik? <laughs> çok enteresan onu. oyun almak kutuludan mutuludan korsandan orijinalinden falan filan. E, PlayStation 1 de TR'ye orijinal olarak gelmiyordu ki. Ona da anormal fiyatlara satıyorlardı. Yani bilmiyorum. Ya şeyi çok merak ediyorum. Blacklist mesela Şimdi ile o zamanı kıyaslasak o zaman da şimdiki gibi 300 liralık bir fiyattan mı satılıyordu? Hani yine böyle çok abuk sabuk bir fiyat mıydı? Onu bir araştırmak isterim aslında. Güzel bir dosya konusu bu biliyor musun? Yani bunu çok güzel e, o dönemin şart alım gücüyle o dönemin, o dönemin oyun fiyatlarını bu döneme bir kıyaslamak lazım diye düşünüyorum. Ortaya güzel bir şey çıkar. 15 sene kadar önce Kültür Bakanlığı hologramlı korsan oyunlar vardı. 10 sayfa kitapçığı falan bir de vardı. Ojinal zannediyorduk. Hadi bakalım buyur buradan yak. Hadi abi işinize gelirse. Ee, bana çok teşekkür ederim bu hatırlatmak için Doktor X'lere. Şey var hakikaten bir de. Yani korsan bile olsa oyunlarda hani oyunları korsan satan insanlar saygı duyuyordu. Kitapçıklar ne bileyim kutusu falan. Sonradan onların da kalitesi düşmeye başladı ama başlangıçta hakikaten de Doktor XTR'nin dediği gibi bayağı baya baya şeydi abi nasıl diyeyim. Hani orijinaline yakın bir İş vardı ortada. Onu da takdir etmek lazım belki de bilemiyorum. Yok hayır, kesinlikle değildi abi demiş Fuzuli mesela. 1800 neymiş? Abi Nintendo Switch neden bu kadar çok pahalı ya? Konsol 299 dolar, 1300 TL, 1800. E millet kar etmeye çalışıyor dostum. Ne yapacaksın? Yani orada en güzel yapabileceğin en iyi şey yurt dışından birisine getirtmek. Bir arkadaşım falan olması lazım tabi. 6 CD ile CD ile GTA San Andreas yüklediğimiz günler. Peki abi bir şey soracağım. E, God of War 2'yi korsan oynayıp da biliyorsunuz God of War 2'de dual layer kullanmışlar. Dual layer diye mi geçiyordu? Yanlış e, teknik isim veriyor olmayayım ama e, çift katmanlı CD kullanmış DVD kullanmışlardı. Hatırlıyor musunuz? Ve bundan dolayı da Normal DVD kullananların korsan ürünü aldığınızda, satın aldığınızda oyun belli yerlerde takılıyor, ilerlemiyordu. Yani o War'un sonunu <laughs> pek çok insan daha farklı şekillerde falan bir yerlerden edinip oynamıştır diye düşünüyorum. Ee, neyse korsan muhabbetine girmeyeyim ama korsan bizim memleketimizin nostaljik unsurlarından birisi. Çok az insan orijinal olarak kullanmıştır diye düşünüyorum o zamanlar.